Yerel seçimleri bir kez daha konuşacağız. Yerel seçimlere partilerin ve bu arada CHP'nin nasıl hazırlandığını, ittifak politikasını, gidişatı bir değerlendireceğiz ve bunu değerlendireceğimiz konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Hoş geldiniz Sezgin Bey. Teşekkür ederim. Nasıl bir hazırlık içindesiniz yerel seçimlere yönelik parti olarak? Basından takip ediyoruz. İyi buluyor musunuz? Basında CHP ile ilgili epeyce bir eleştiri de var. Zayıf olduğuna ilişkin, aday çıkarmada zaaflar olduğuna, gecikmeler olduğuna ilişkin, ittifaklar politikasına ilişkin. Ya tabii herkes şu anda İstanbul ve İzmir'i bekliyor aslında. Gecikme dediğimiz mesele de o. Yoksa Türkiye'nin büyük çoğunluğunda adaylar neredeyse saptandı. Sadece meclis üyeleriyle ilgili kısımlar kaldı. Tabii ki İstanbul ve İzmir beklentilerin çok yoğun olduğu kentler. Ve İstanbul Türkiye seçimleri bakımından kilit önemde olan bir yer. Burada 39 ilçe falan daha belli olmadı. İşte resmi olarak ittifak yaptığımız, görüştüğümüz İyi Parti ile işte sonuçta Büyükşehir bıraktı ama hangi ilçeler İyi Parti'ye bırakılacak onun konuşmaları yapılıyor. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta itibariyle yani 24-25 itibariyle şey biter. Yani hem İzmir hem de İstanbul adayları da İzmir'in saptanmış bu olur. kadar uzamasının nedeni ne? İzmir CHP'nin güçlü olduğu bir yer ve bundan çok uzun bir süre önce sanki netleşmesi gereken bir konu. Bence de yani bu konudaki eleştiriler son derece haklı. Aziz Bey 3 dönem İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı ve yaklaşık 3 ay önce bir daha aday olmayacağım dedi ve partiye aslında bir imkan da tanımış oldu. Kolay kolay çünkü kimse kendi isteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı hele İzmir gibi bir yerde bırakmaz ama kendisi bu olgunluğu gösterdi ve partinin önü açılsın yine arkadaşlar gelsin dedi. Ama maalesef 3 ayda, 3 ay önce belki saptanacak bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamadı maalesef ve geçen haftaydı, yani önceki günde Aziz Bey eğer siz seçemiyorsanız birisini ben yine varım deme noktasına geldi. Bakalım yani Ayrıca bu çok sayıda, olağanüstü sayıda aday var. aday Hani evet. çantada keklik olunca isteklisi bol mu oluyor? İzmir çok şey bir yani sonuçta sol seçmenin, sosyal demokrat seçmenin, laik seçmenin, cumhuriyete işte bağlı seçmenin bu esasen çok yoğun olduğu bir yer seçmen bazında. Dolayısıyla da CHP'nin öne çıktığı bir yer. Güzel bir kent ayrıca. Dolayısıyla yani o kenti yönetmek yani herkes ister. Siyasi de bunu herkes ister. Ama bu aday arkadaşlarımın içerisinden birisi en az 3 ay öncesinden veya 2 ay öncesinden saptanabilirdi yani. Bence de gecikildi ve gereksiz bazı tartışmaların oluşmasına zemin hazırlandı. Şimdi ittifaklardan biraz bahsettiniz İstanbul'la ilgili, herhalde başka yerlerde de söz Evet. konusu, İzmir ve diğer kentlerde de. Şu tür bir eleştiri de var. CHP İyi Parti ile işbirliğini biraz fazlaca abartıyor. Onun dışındaki kesimlere fazla önem vermiyor. İyi Parti bir parlama yaptı ama bunun devamını getireceği, 24 Haziran'daki oyun alacağı bile kuşkuluyken CHP epeyce elini kolunu İyi Parti'ye bakarak bağlıyor diye katılır mısınız? Yani tabii bu eleştiriler yapılıyor ama şöyle şunu ifade yani CHP'nin yani kendi potansiyeliyle hiç kazanamayacağı yerler var. Yani seçmen davranışına göre. Bir de şu anda CHP'nin yönetimde olduğu kentler var ama İyi Parti'nin de 24 Haziran'daki performansına göre destek vermesi alamayacağı kentler var. Yani oy oranlarına göre. Dolayısıyla da yani böyle bir masadasınız. 81 il var. İşte 1000'e yakın ilçe var. Yani işte beldelerle falan beraber. Mutlaka ama eğer almak istiyorsanız mutlaka belli yere de bırakacaksınız. Yani tek başına ben kazanıyorum mantığı artık bu seçimlerde geçerli değil. Bakın %50 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi Adana gibi bir yerden neredeyse şey çıkarmayacak, aday çıkartmayacak. Mersin'de aday çıkartmayacak bakın bu iki tane büyük şehirde. Manisa'da aday çıkartmıyor kendisi de. MHP'ye bırakıyor buraları. Çünkü baraj neredeyse %50 oldu yani. Artık %25 ile %30 ile %35 ile bir kenti almanız neredeyse mümkün değil ve daha çok da ikili seçimler olacak. Yani eskiden yerel seçim dediğiniz zaman
yani 5-6 siyasi partinin seçime girdiği ortamlar oluyordu. Ama şimdi neredeyse ikili adayların yarıştığı ve dolayısıyla da %50'ye yakın oy almanız gereken bir ortam var. Bir seçim sistemi var. Yerel seçimde de böyle bir sisteme dönüştü. Dolayısıyla yani muhataplarınıza sadece yani vermek durumundasınız aynı zamanda. Peki yani. Muhataplar konusunda biraz daha mercek tutalım. Evet, birileriyle işbirliği yapmak gerekiyor. CHP'de işbirliği deyince, ittifak deyince hep İyi Parti'yi görüyoruz. Diğer işbirliği unsurları daha gerilerde kalıyor. Hele hele Kürtler deyince, HDP deyince daha bir o konudan uzak kalma refleksi var ki yani. HDP'nin çok ciddi sayıda oyu var, 6 milyon. Değmesin yağlı boya gibi yani. Değmesin yanar veya. nedir bu konudaki şey? Yani onlarla bir şekilde işbirliği şansı bulunsa HDP'lilerle, Kürtlerle, onlara yönelik mesaj bile verilmiyor. Bu konuda CHP'nin tedirginliği nedir acaba? Yani ben aynı kanıda değilim. Yani görünen belki yani İyi Parti gibi görünen belki bir şey tablo olmasa bile ama tabanda, seçmen tabanında birlikteliğin mutlaka sandığa yansıyacağını umuyorum ve göreceğiz de bunu. Yani seçim sadece belediye başkanlıkları değil, aynı zamanda meclis üyelikleri de var. Yani bana göre yani meclise yoğunlaşmak lazım. Meclisleri, belediye meclisleri öne çıkarmak lazım. Ve belediye meclislerinde çoğulcu, kentten yana, ranttan uzak, bütün herkese açmak lazım. Gençlere, kadınlara ve her siyasi partiden herkese açmak lazım. Bu işbirliği yani Kürt seçmenle, kendisini Kürt olarak tanımlayan seçmenle veya HDP'li olarak tanımlayan seçmenle İstanbul gibi yerlerde, metropolde mutlaka seçmen bazında bir işbirliği olacak, mutlaka olacak. Yani bu tabanda olacak bir evet, şey mi? Evet. Tavanda, yöneticiler düzeyinde böyle bir şeyin olması sakıncalı mı? Yöneticiler düzeyinde ne ölçüde gerçekten yapılıyor? Bu konuda bir bilgim yok gerçekten ama yani mutlaka yani tabana yansıyacak bir birliktelik, bir vizyon olacak. En azından İstanbul için olacağını düşünüyorum ben. Yani benim gördüğüm bu. Çünkü İstanbul'da bu seçmenle, yani kendisini HDP olarak tanımlayan, HDP'ye oy veren, ağırlıklı olarak Kürt seçmenlerle CHP buluşmadığı zaman İstanbul'u kazanması, İstanbul'u alması ve iddia ortaya koyması mümkün değil. Dolayısıyla mutlaka ama hem başkanlıklarda hem de belediye meclislerinde Kürt seçmeni de evet bu aday beni temsil eder. Ondan sonra bu aday işte bu kenti yönetir diyebilecek bir vizyon ortaya çıkacak mutlaka. Peki Kürtler arasında kendilerine bir de yönelik şey üst düzey bir mesaj olmamadığı durumlarda kendilerinin göz ardı ediliyormuş gibi en azından parti üst yönetimi diyelim CHP yönetimi katında böyle bir ilgisizlik konumunda Kürtlerde bir küskünlük olacağını şimdi düşünmüyor musun? Bakın, en azından kısmen. Evet şöyle bir şey yani daha 2,5 ay var seçimlere. Mutlaka o mesajlar da en üst düzeyde verilecektir. Mutlaka verilecektir. Bakın yani Muharrem İnce'nin adaylığını hatırlayalım. Yani kendisi sözleriyle, davranışlarıyla ondan sonra tutumuyla o seçmenin de oyunu alabilecek bir potansiyel yakaladı en azından. Şeyde, birinci turda. İkinci turda olsaydı daha da yüksek bir oranda o potansiyeli yakalama imkanına kavuşurdu. Ben İstanbul'daki belediye başkan adaylarımızın da Büyükşehir Belediye Başkanımız da olmak üzere bu seçmene yönelik mutlaka tutumlarını ortaya koyacak bir şey olacak yani bir belgeleri olacak, seçim bildirgeleri olacak, tutumları olacak. Kanaat önderleriyle, siyasetçilerle mutlaka da görüşmeler olacaktır mutlaka. Belki bunun mutlaka yani iki partinin işte genel başkanlarının ya da işte genel başkan yardımcılarının işte kamera önüne gelip el sıkışmaları tamam anlaştık. Burası sana, burası bana demenin şeklinde olmayabilir. Kürt belki Kürt seçmen sonuç itibariyle en politik seçmendir. Yani ve kolektif oy kullanma eğilimleri en güçlü seçmendir. Ben bu mesajları bir vesileyle alacaklarını düşünüyorum. Yani İstanbul'da, İstanbul 25 yıldır bu anlayış yönetiyor. Mesela bulunduğumuz kent olduğu itibariyle 25 yıldır. Kürt seçmenin en rahat ettiği ilçeler CHP'nin yönetimde olduğu ilçelerde, 14 tane ilçedir. Yani belediyeye ulaşma bakımından, ayrımcı bir muameleye tabi olmama bakımından ve kendisinin temsil edilmesi bakımından bu 14 ilçe davranış olarak da Kürt seçmenlere, HDP'li seçmenlere en yakın olan belediyelerdir. Bunu çoğaltmak, büyük şehir taşımak da mümkün.
Ben o politik tutumu da mutlaka alacaklarını ve CHP'nin de, CHP'den aday olacak arkadaşlarımızın da o vizyonda, o söylem içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Peki. Ama sadece şöyle bir şey, bakın bir de şu zorluk var. Yani biz İstanbul'da CHP, yani Kürt seçmen oyunu alacağı kadar kentli MHP'liler var. MHP oy vermiş genel seçimlerde var. Bunlardan da oy almak durumdayız. AK Parti seçmenden de oy almak durumdayız. İyi Parti adaydan da, Saadet'ten de. Yani tümünü bir potada, bir zeminde buluşturacak bir dil, bir üslup şey yapmak, tutturmak durumundayız. Yani birisinden oy isterken diğerinin sırtını bize dönmemesi lazım seçimi kazanmak açısından. Yani belki hassasiyet yani bundandır biraz, ama tabii aşırı hassasiyet de doğru değil. Aşırı hassasiyet doğru değil diye bitirdiniz. İlginçti bu, bana bir başka soruyu biraz daha direkt sorma cesareti verdi. Şimdi siz de Kürt kökenlisiniz, Diyarbakırlısınız. Evet. Yani bu konuyu benden çok daha iyi izleyip bilen bir kişisiniz. CHP'nin Kürt konusunda HDP'nin iktidar tarafından kriminalize edilmesinden sonra bu konuya girmekten bir ateş gibi gerçekten korktu izlenimi yaygın. Diğer taraftan CHP'nin geliştirdiği politikalar veya tırnak içi politikalar, her bir seçimde çözüm olarak attığı adımlar ya da bunların çoğu hep sağ yönelmek, AKP ve MHP kitlesinden oy alabilmek ve bunun içinde sağdan görünen ya da sağ sempatik görünebilecek ya da bir zamanlar sağda bulunmuş adayları çıkarmak gibi hamleler. Yani CHP'nin kendi kimliğiyle sol, sosyal demokrat, en azından kendisini öyle tanımladığı için söylüyorum, şeylerle ilgili çalışması daha gölgede kalırken hep böyle sağ uzanma, sağcılaşma gibi bazılarının gösterdiği, doğru yanlış, bu tür bir sağa yönelik ilgisi daha ağır basıyor diye bir yorum var. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Muharrem İnce'ydi. Neredeyse yani kundaktan CHP'li bir arkadaşımızdı. Yani onun CV'sini falan okurken ya da kendisiyle konuşurken ben hep kendisine onu söyledim. Yani sen kundakta siyasete başlamışsın. Anladım. O kimlikte bir arkadaşımızdı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, yani sonuçta Beylikdüzü ilçe başkanımızdı. Yani gençliğinde veya ondan öncesinde veya üniversitede hangi kimlikteyse, hangi elindeyse, ama sonuçta 5 yıl İstanbul Beylikdüzü'nde ilçe başkanlığımızı yapmış. Üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olan bir ilçenin belediye başkanını kazanmış CHP'li bir arkadaşımız. Ekmelettin Bey'i falan sormayayım bu durumda. Evet. Ya da Abdülhatif Şener ya da başka şeyleri. Evet. Abdülhatif Şener de yani sonuçta yani CHP'nin çoğulcu yapısına uygun bir arkadaşımız. Anladım. Yani aynı zamanda şimdi bana da söylüyorlar. Sen ne işin var CHP'de? Yani CHP içerisinden söylenen sözler de var. Bana da var, ama sonuçta yani CHP bu çoğulculuğu kendi içerisinde barındırabilen bir siyasi yapı bana göre. Ve o tarafın da yani kendisi muhafazakar, sağ olarak tanımlayan seçmenin de beni CHP temsil edebilir demesi lazım ki biz iktidara gelebilirim. Yani gerçekten de potansiyel seçim çok değişti. Yani seçim sistemi değişti, yapısı değişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin icat ettiği, dünyada örneği olmayan bir seçim sistemiyle gelen Cumhurbaşkanlığı var. %50 almak zorundasınız. Evet. CHP klasik olarak %30 civarında bir oy potansiyeli var. Üzerine bir şey koymanız lazım. Nereden alacaksınız onu? Kendisini muhafazakar sağ olarak tanımlayan ve o partilere bugüne kadar oy verilmiş seçmenden almak durumdasınız. Bunu yerelde başaran arkadaşlarımız var. Yani yerelde belediye başkanları adaylarımız var. Yani İstanbul'da da var, Anadolu'da da var. Bursa'da da var, İzmir'de de var. Yani sağ seçmenden yaptığı hizmetle veya işte yaklaşımı olan arkadaşlarımız var. Ben buna yani sağcılaşma demiyorum. CHP'nin tabanı, yani seçmen tabanı, üye tabanı aksine sola açık, daha da açık ve kendisini bu yönde geliştiren, bu istemleri öne çıkartan bir taban benim gördüğüm en azından. 24 Haziran o gece ve sonrası onun yarattığı düş kırıklığından dolayı sandık başına gitmem diyen epeyce bir kesim vardı. Bir arada bir başka konuğum benim, Barış'ı arkadaş sanırım, %23'lük bir kitlenin oy kullanma konusunda kesin kararlı olmadığını söylemişti. Bu tür bir küskünler kitlesi olabileceğini, sandık başına gidenlerin azalacağını CHP'den düşünüyor musunuz? Şöyle, 24 Haziran saat 17'den sonrasını parti idare edemedi. Yani yönetemedi. Ne parti ne de işte adayımız
seçmene güven verebilecek bir söylem içerisinde o gün aslında olmadı. Ve seçmen kendisini, CHP seçmeni, kendisini aldatılmış hissetti. Bunun özel eleştirisini hem genel başkanımız yaptı, hem de adayımız Muharrem İnce çok açık sözlerle yaptı. Yanlış yaptıklarını falan ifade de ettiler. Genel başkanımız da işte doğrudan bağ kuramadık, seçmenimiz haklıdır dedi birkaç kere bu özel eleştiride bulundu. Ben yerel seçimlerin, seçmenlerin kendi siyasi partilerini cezalandıracağı bir platform olduğunu düşünmüyorum. Yani evet seçmenimiz belki küsmüştür, sadece CHP değil, diğer siyasi partide de küsen seçmen olabilir. Ama yerel seçim sonuçta bu cezalandırmanın yapacağı araç değil. Çünkü önümüzdeki 5 yılı yani kendimizi içinde bulunduğumuz çevrede yöneteceğimiz, bizi yönetecek ya da insanları seçeceğimiz şeydir. Yani doğrudan doğruya sandığa gitmemekle aslında seçmen kendisini cezalandırmış olacak. Çünkü yani kendisinin hizmet alacağı belediyeyi başkasına bırakma ihtimaline kapı aralayacak ve hizmet almayacak. Dolayısıyla o cezalandırmanın aracı bence şey değil. Peki. Yani yerel seçimler değil. Anladım. Peki Sezgin Bey siz ne bekliyorsunuz 31 Mart seçimlerinden? Nasıl bir sonuç çıkar sizce? Vallahi yani şöyle, yani Türkiye'deki bu yüksek memnuniyetsizlik ortamından ondan sonra kötü gidişattan, ekonomideki kötü gidişattan, dış politikadaki kötü gidişattan, yoksullaşmadan, İstanbul'un mesela bu kadar çok ranta boğulmasından, betona boğulmasından biz iktidar çıkartamıyorsak hata seçmende değil bizdedir yani. Mutlaka buradan bir iktidar çıkarmamız lazım. Bir tahmininiz var mı İstanbul'u, Ankara'yı, başka bir takım ben, stratejik yerleri ben alma yani şansınızı nasıl İstanbul'da, değerlendiriyorsunuz? Yani İstanbul'da çok iddialı bir yarış olacak Adalet ve Kalkınma Partisi'yle. Yani biz kazanacağız diye düşünüyorum ben. Ankara ile ilgili tahminimiz. Ankara'yı da mutlaka ama mutlaka adayımız yani işte CHP tabanıyla barışık hale gelme aşamasında. Önceki gün salı günü aday tanım toplantısı var, çok yüksek bir katılımla oldu. Ankara'daki hava daha lehimize gibi görünüyor. Peki birkaç bu tür İstanbul, Ankara gibi stratejik yerin alınması Türkiye'de bir iktidar krizine ya da şu ya da bu şekilde erken seçime yol açar mı? Adalet ve Kalkınma Partisi acaba özellikle bunu bir yerel seçimden çıkartıp bir BK davasına, Türkiye'nin geleceğine, ondan sonra Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir seçime dönüştürüp özellikle de işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin oylanacağı bir seçime dönüştürmek istiyor. Yani bu onların bir taktiği aynı zamanda. Bu yerel seçimdir. İstanbul'u ve bütün Türkiye'yi yerelde yönetecek 5 yıllık adaylar seçilecek. Bunun Türkiye'de, ülkede yeni bir erken seçimi tetikleyeceğini ben hiçbir biçimde düşünmüyorum. Yani örneğin CHP adayları İstanbul, Ankara, İzmir'i alsa, hükümet böylesine bir anlamda güven oyu alamamış duruma düşmekten dolayı yerel seçimleri erken yapma inisiyatifine başvurmaz mı acaba? Bulunmaz bence. Bulunmaz diye düşünüyorum. CHP'nin öyle bir talebi olmaz çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün açısından geliştirmeye çalıştığı propaganda da budur. Anladım. Bu bir BK seçimidir. Dolayısıyla yani İstanbul'u oylamıyorsunuz, Ankara'yı oylamıyorsunuz, Türkiye'yi ve Türkiye'nin geleceğini oyluyorsunuz deyip kendi seçmen tabanını bu şekilde bir bloke etmeye çalışıyorlar. Bu doğru değil. Bu yerel seçimdir. İstanbul, Ankara, İzmir, Türkiye'nin her yerinde insanlar 5 yıl boyunca o kenti, o beldeyi, o şehri yönetecek adayları seçecekler. Bunun genel seçimle bir alakası yok. Peki, şimdi sizi bulmuşken aynı zamanda hukukçu kimliğiniz de var. Seçimlerle ilgili ve bu söyleşte son sorum da şu olsun. Geçen seçimlerde de konuştuk. Son seçimlerde hep konuşuyoruz. İyi güzel şeyler söyleniyor da çok demokratik, çok serbest ortamlarda olmuyor bunlar. İşte fazladan seçmen yazılanlardan tutun da seçmenlerin oy kullanmaya gidip gidememesi vesaire pek çok engel çıkabilir, hileler karışabilir seçim sürecine. Buna karşı yeterince önlem alabiliyor mu muhalefet? Şöyle bir şey, bakın Türkiye'de öteden beri güvenilir iki kurum vardı. Yani sınava girsen sınavın sonucu sana doğru gelirdi. Böyle bir şeyiniz olmazdı yani. Yani ÖSYM sınavları dürüst yapar. Yani diye bir yani genel kanı vardı. İki, oy atmışsanız eğer oyunuz doğru sayılır. Yani gözünüzü kapar giderdiniz sandıktan. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi yani Türkiye'nin etrafını ranta boğduğu gibi bu iki tane kurumu da maalesef en güvenilmez kurum haline getirdi. Her ikisini de.
Yani şimdi seçimler yüksek yargıçların kontrolü altında yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun güvencesi altında yapılıyor ve orada 11 tane yüksek yargıç var. Yani 5'i Danıştay'dan seçiliyor, 6'sı Yargıtay'dan seçiliyor. Ama öyle bir şey ki, yani bunlar kendileriyle ilgili anayasaya aykırı bir hukukluğa imza attılar daha geçenlerde. Süreleri dolmuş Ocak ayında, dolacak ayın 24'ünde 6'sının. Kendileriyle ilgili, yani yeni bir seçime girmektense kendi, yani geldikleri yere Danıştay'da ve Yargıtay'da yeniden bir seçime girmekteyse parlamentonun, Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğunun kendi sürelerini uzatmasına izin verdiler bir yıl daha. Anayasaya aykırı. Yani kendileriyle ilgili bu hukuksuzluğa, anayasaya aykırı imza atmış insanlara insanlar nasıl güvensinler? Ki bunun 24 Haziran'da da ve önceki Cumhurbaşkanı seçimlerinde de şeyleri oldu. Yani bu kanıyı güçlendirecek davranışlar oldu. İşte mühürsüz oylar falan. Evet. Geçen seçimde de tekrar yine buna benzer iddialar oldu ama şunu ifade edeyim. Yerel seçimden dinamiği çok farklı. Yani işte muhtar adayı da var. Belediye meclis üyesi adayı da var. O sandıktan çıkacak. Belediye başkan adayları da var. Ve birçok adayın birlikte yarıştığı bir seçim olacak. Dolayısıyla adayların kendisi siyasi partilerin dışında sandıklara sahip çıkacaklar zaten kendileri için. Siz CHP olarak sandıklara sahip çıkma, orada tabii, olan biten hileleri anında ortaya çıkarmak, bu önlemleriniz var mı? Evet. Geçen seçimlerde bununla da ilgili bir muhalefetin dili yandı biliyorsunuz. Çok eleştiri oldu. İşte o güven bozukluğu biraz da oradan geldi. Ama yani yerel seçimlerde bunu korumanın, sahip çıkmanın imkanları çok fazla. Hükümet bunu görmüş ki, yani sandık günü, sandıktan sonrası bakımından hilenin az yapılabileceğini görmüş ki, şimdi seçimden önce bunu yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte üye kaydırmasıyla, seçmen kaydırmasıyla yapıyor. İşte arkadaşlarımız açıkladılar, HDP'li arkadaşlarımız, milletvekilleri açıkladılar. Yani işte ne bileyim bir dairede ya da bir misafirhanede 800 kişinin kaydı gözüküyor. Doğuda, Güneydoğu'da. Adalar yanı başımızda 10 bin seçmeni var. 890 seçmen aktarılmış. Oy sonu sandık sonuçlarını değiştirmek amacıyla. İlçelerin nüfusu katlanmış. Bunları yapmaya çalışıyorlar. Şimdi yani bunların tümünün itirazları İstanbul'da da bütün Türkiye'de de saptanan bu hileler, saptanan bu seçmen kaydırmalarının itirazları yapıldı. 2,5 aylık süre içerisinde de yani seçimlerin güvenli geçmesi, hı hı, ve sandık sonuçlarının korunması noktasında da CHP örgütleri, CHP'nin üst yönetimi yani her türlü tedbiri geçen seçimden çıkarılan derslerle yapacağı görüşündeyim. Sonuç olarak iyimsersiniz yani seçimden. Olmak zorundayız başka. Olmak zorundayız evet. Yani. Peki Sezgin Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıklu'ydu konuğumuz. Seçim sürecini, seçim sürecinin aday güçlerini, mücadeleyi ve CHP'nin bu seçimlere nasıl hazırlandığını konuştuk. Yeni yayınlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.